Saygıdeğer izleyenler, Ünye Akkuş Niksar Caddesi üzerindeyiz. Burada 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olarak anılan yerin bitişiğinde rızkını seyyar manavlık yaparak temin eden bir kardeşimiz var. Kendisiyle yaptığımız ön görüşmede Ünye'nin bu Niksar Caddesi, Akkuş Niksar Caddesi olarak bilinen uluslararası niteliğe sahip caddesinden çok sayıda aracın gelip geçtiğini, yerli yabancı insanların buradan Sarp sınır kapısına kadar İç Anadolu'dan gelip gittiğini ve buranın şehrin her tarafı olur ama bu güzergahtaki aydınlatma direklerinin Türk bayraklarıyla donatılmasında Ünye'ye, Ünyelilere ayrı bir hava katacağına inandığını söylediği için kendisine bu düşüncelerini kamuoyuyla ilgilenecek yetkililerle paylaşmak adına mikrofonu uzatıyoruz ve soruyoruz. Önce tanıyalım sizi. Ben Turan Topçu. 1976 doğumluyum. Aslen İkizceliyim. Yıllardır 40 yıldan fazla İstanbul'da yaşamaktayım. Son 3 aydır memleketim Ordu Ünye ilçesine yerleştim. Burada duydum, gördüm. Gördüğüm kadarıyla bu Niksar Caddesi üzerinde 15 Temmuz Meydanı diye anımsatılan tanının bilinen yerde Türk bayrağı eksikliğini gördüm. Ben bu şanlı bayrağımızı mevcut aydınlatma direklerine bağlamak istiyorum. Katılım ve desteklerinizi bekliyorum. Onaylamanızı bekliyorum. Bu konuda bana maddi değil manevi destek olmanızı bekliyorum. Manevi destek verilir diye düşünüyoruz. Yani ülke genelinde yaptığınız yerlerde bayrak dikimlerine katkınız olmuş. Tabii ki bu birçok şöyle söyleyeyim 901 ilçemizin 764'ünde Türk bayrağını açtım. Nerelerde? Güneydoğu Anadolu özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Van, Muş sayacağım birçok il ve ilçelerde açtım bu bayraklarımızı. Yetkililere irtibat kurarak. Tabii ki. Valilerimize, kaymakamlarımıza, il valilerimize, ilçe kaymakamlıklarımıza dilekçe yazıp bu sancaklarımızı, bayraklarımızı birçok noktada, birçok bölgede açmışımdır. Sarıkamış şehitlerini anma programında dahi açmışımdır. Yani ülkemizin birçok yerinde açtım bu Türk bayraklarını. Daha büyüklerini de açtım. Ünye'de de açılsın istiyorum. Ünye'de de bu aydınlatma direklerine bağlamak istiyorum. Ve yerinde de kalsın istiyorum. Hiç toplanmasın, hiç sökülmesini de istemiyorum. Eskidiğinde, yıprandığında ben onları tekrar yenilerim. Hiç sıkıntı yok. Peki. Teşekkür ediyoruz bu güzel düşüncelerin için. Memleketine yıllar sonra dönerek geldin. Buralarda rızkını temin etmeye çalışıyorsun. Evet. Bayrak dışında yetkililerden ülkemiz genelinde olduğu gibi yaşadığın Ünye'deki seçilmiş ve atanmış yetkililerden bir beklentin var mı? Tabii ki. Ben mevcut bulunduğum konumda insan sağlığını tehdit eden bir ürün satmamaktayım. Sadece meyve satıyorum. Satmış olduğum meyvelerinden insanlar memnun olduğu için Ünye'ye bağlı mahalle ve köylerden İkizce diyorlar. İkizce'den gelip alıyorlar. Ne bileyim birçok yerden geldiklerini söylüyorlar. Ben tabii o geldikleri mahalleleri veya köyleri bilmiyorum ama mutlaka çok da uzak olduğunu düşünmüyorum. Örnek söyleyeyim. Çaybaşı'ndan bir arkadaşım geldiğinde benden bir tane kavun almıştı. Ertesi gün geri geldi 10 tane kavun aldı. Memnun olduğunu söyledi. Ben bunları bekletsem ne kadar süre bekleteyim, ne kadar süre zarfında kötü olur veya olmaz diye sorduğunda ben de ona şu cevabı verdim. Bu kavunlarım 15 gün durur. Betona bırakmıyoruz. Plastik bir kap veya tahta altına bırakıyoruz. Üstüne bırakıyoruz. Kavunlar gün görsün, hava alsın. Bu şekilde bekleter, yiyebilirsiniz diye kendisine söyledim. Bunlar tüketicilerin bilmesi gereken konular. Tabii ki, tabii yetkililerden ki. Beklentiniz? Yetkililerimizden beklentim şudur. Beni yerimden edilmemem. Günlük zabıta arkadaşlarım ziyaret ediyor. Kalk, kapat, git. Bu şeylerden maruz görülmeyi istiyorum. Yani bir meyve satan ben miyim? Binlerce meyve satan var. Yani ben de yerimde oldukça temiz ve titizim. Çevremi ve okul çevresindeyim. Daha duyarlı bir insanım.
okul çevresinde olduğum için dört açık göz olmam lazım. Burada çocuklara elindeki açlığı alanları emniyet birimlerimize bildirdim. Usulsüzlük yapanları bildirdim emniyet müdürlerimize. Gelip emniyeti aradığımda onlar da gelip gereğini yapmışlardır. Çok teşekkür ediyorum emniyetimize. Hem devletimize hem de milletimize karşı insani sorumluluğumu yerine getiriyorum. Tabii ki. Yetkililer de beni görsünler, bana bu konuda anlayış, değer versinler. Anlayış beklemelerini rica ediyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.